İyi akşamlar sayın seyirciler. 16 Temmuz gündemine yansıyan gelişmelerle ana haberde karşınızdayız. Sayın seyirciler, dün FETÖ örgütünün 15 Temmuz 2016'da Türkiye'deki darbe kalkışmasının 7. yıl dönümüydü. Gün nedeniyle Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi ve Türkiye'deki darbe girişiminde hayatını kaybedenler anıldı. Kalkışmada şehit düşenler Lefkoşa'da dualarla da yad edildi. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe kalkışmasının 7. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Boğaz Şehitliği'nde yer alan tören, anıta çelenk konulmasıyla başlayıp saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Büyükelçi Feyzioğlu törendeki konuşmasında Türkiye'yi esaret altına almak isteyen Fethullahçı terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi için 7 yıl önce verilen mücadelenin yakın tarihin en önemli direniş destanlarından biri olduğunu kaydetti. Milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırıldığı 15 Temmuz'da Türk milleti kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıkmıştır. Karanlık emelleri uğruna sinsice çalışan bir terör örgütü olan FETÖ'nün en acımasız yüzünün ortaya çıktığı bu tarihte Türk milleti meşru seçimler üzerinde başka hiçbir güç tanımadığını, milli iradeye sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiştir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe kalkışmasına değindi. FETÖ terör örgütünün tam 7 yıl önce 15 Temmuz 2016 bazı dış güçler tarafından desteklenip demokrasi ve halk iradesini çiğnemek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak, bölmek ve başkalarının esareti ve tahakkümatına sokmak için gerçekten hiç beklenmedik bir şekilde çağ dışı bir darbe kalkışması ile milletimizin tarihinde kara bir leke olarak damgalarını vururken biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye'deki gelişmeleri büyük bir endişe içerisinde izliyorduk. Bütün bu girişimleri lanetlerken Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet güçlerinin kahraman mensuplarının derhal müdahalesiyle bu kalkışma bastırılmış, sindirilmiş ama elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptıkları saldırı ve bu darbe girişine karşı sokaklara inen, kahramanca savaşan, tankların altında çiğnenme riskini hiç tereddütsüz canları pahasına bu kahramanlığı gösteren ve o akşam şehit düşen tüm kardeşlerimize rahmet diliyorduk. Bu arada Türkiye'deki 15 Temmuz darbe kalkışmasında şehit düşenler Lefkoşa'da dualarla yad edildi. Bu çerçevede Hazreti Ebubekir Camii'nde 15 Temmuz şehitlerini yad programı düzenlendi. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Yunanistan'ın Londra Büyükelçiliği önünde gösteri yaptığı gösteride Yunan Cuntası'nın 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a gerçekleştirdiği darbenin 49. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda izolasyonunu protesto edildi. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Yunan Cuntası'nın 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a gerçekleştirdiği darbenin 49. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda izolasyonunu protesto etti. Merkezi Londra'da bulunan Ambargolu isimli sivil toplum örgütü öncülüğünde bir grup Kıbrıslı Türk, Yunanistan'ın Londra Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.
Yunanistan, Kıbrıs'ın işgalini kabul et yazılı pankartların yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları taşıyan grup üyeleri Büyükelçiliğin bulunduğu sokağa renkli tebeşirlerle Kıbrıslı Türklerin hakları önemlidir yazdı. Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda tecridine son verilmesi amacıyla İngiltere'de çeşitli kampanyalar yürüten Ambargolu adlı grup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarının uluslararası alanda tanınırlılığına dikkat çekiyor. Protestoya katılan İngiltere Kıbrıslı Türkler Derneği Başkanı Kenan Yaman, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Yunan cuntasının 49 yıl önce Kıbrıs'a gerçekleştirdiği darbeyi hatırlatmak amacıyla Yunanistan'ın Londra Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlediklerini söyledi. Gerçek istilacı Kıbrıs'a Yunanistan'dı. Bunu da kendilerine, arkamızdaki Yunan'daki Yunan Büyükelçiliğine bunu da hatırlatmaya geldik. Bizim amacımız gerçekleri hem dünyaya hem kendi halkımıza ve burada olan halka anlatmaktır. Sayın seyirciler, aşırı sıcaklar nedeniyle yarından itibaren 21 Temmuz'a kadar 12-16 saatler arasında dışarıda güneş altında çalışma yasağı getirildi. Karar resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Ülkemizi de etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle 17 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar 12-16 saatleri arasında güneş altında çalışma yasağı uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminleri göz önünde bulundurularak ve iş sağlığı güvenliği yasa ve tüzükleri kapsamında yükselen hava sıcaklığı altında dışarıda çalışma tehlikesini dikkate alarak 17 Temmuz 2023 ile 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında sürekli olarak dışarıda güneş altında çalışan işçilerin korunabilmesi amacıyla 22 Taksim 1992 sayılı iş yasasının 36. maddesinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanarak saat 12 ile 16 arasında dışarıda, açıkta, güneş altında çalışma yapılmasını yasaklamıştır denildi. Bakanlık açıklamasında meskun mahal dışında yapılacak olan inşaat işlerinin sabah başlama saatlerinin işverenler tarafından belirleneceği kaydedildi. Karar resmi gazetede de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Uluslararası Final Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Meclis Başkanı Zorlu Töre, mezun olarak ülkelerine gidecek öğrencilerin çok faydalı bireyler olarak hizmet vereceklerine inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da eğitimin mezuniyetle bitmediğini belirterek önümüze çıkan bir takım sınavlar hayat boyu eğitim gerektirmektedir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Final Üniversitesi 2022-2023 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Meclis Başkanı Zorlu Töre törende yaptığı konuşmada öğrencilerin önce kendi insanını ve halkını sevmesi gerektiğini söyledi. Tabii ki bir okuldan mezun olmak tarihi bir dönüm noktasıdır. Bir insanın hayatında inşallah sizler buradan mezun olup ülkelerinize çok faydalı insanlar olacaksınız. Töre öğrencilerden dünyada oynanan emperyalist oyunlara karşı uyanık olmalarını istedi. 15 Temmuz Kıbrıs'ta da bir zamanlar bir oyun oynandı. Enosis oyunu, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için. Ondan önce de oyunlar oynandı. Kapsamlı bir anlaşma yapmıştık Kıbrıs'ta. Ama Rumlar Enosis hedefiyle 1963 yılından beri Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal ettiler. Hala daha Kıbrıs Cumhuriyeti işgal altındadır. Ama bu yetmezmiş gibi Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama, Kıbrıs'ı Girit Adası yapmak, 12 adalar gibi yapmak için de 15 Temmuz'da kendi işlerinde Yunan cuntasıyla birlikte bir darbe daha yaptılar. Ama 20 Temmuz şafak vakti kahraman Türk ordusu Kıbrıs'a geldi. Ve Kıbrıs Türk halkı özgürlüğe kavuştu. Kıbrıs Türk mücahidinin yıllarca sürdüğü direniş
nihayetinde Mehmetçik'le birleşerek zafere dönüştü. Bu zaferin ebediyen devam edeceğini vurgulayan töre, Türk askerinin adadan çıkması için bazı çevrelerin sürdürdüğü çabanın boşa gideceğine değindi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada 4 yıldır mezun veren üniversitenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli üniversiteleri arasına girdiğini belirterek başarılarının artarak devam edeceğine inanç belirtti. Üniversitenin kuruluşuna katkı koyanlara ve tüm öğretim görevlilerine teşekkür eden Tatar, mezun olan öğrencileri de tebrik ederek başarılar diledi. Ve bu üniversitelerin mezun olanlar da döndükleri ülkelerinde, çalıştıkları yerlerde işte Uluslararası Final Üniversitesi'nden mezun olmanın mutluluğu ve onun verdiği o ekiple kültürel bir takım gelişmelerle sizler kendi çalışmalarınızda hem şahsi gelişmeniz hem ülkenizin kalkınması ve gelişmesine büyük katkılar yapacaksınız. Temennimiz bu. Ve öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sürekli olarak gelişmeler, sürekli olarak ülkedeki ve dünyadaki bir takım önümüze çıkacak olan bir takım ciddi sınavlar, hep bunlar bizlerin hayat boyu eğitimini gerektirmektedir. Dolayısıyla eğitim burada bitmiyor. Elde ettiğimiz bir takım yeteneklerle, başarılarla hayat boyu eğitim ve şu anda dünyada yapay zekadan tutumumuzda bilimsel önemli gelişmelerle herkes önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendirip kendi kişisel başarısının yanında ülkesinin milli değerlerine, ulusal çıkarlarına, bir bütün ülke kalkınmasına hizmet etmek elbette herkesin temennisi olacaktır. Teknişik Elektrik Santrali'nde meydana gelen arıza nedeniyle bugün ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintileri yapılıyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamada Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintilerinin yapıldığı kaydedildi. Dönüşümlü kesinti süresinin her bölge için yaklaşık 1 saat olarak öngörüldüğü belirtilen açıklamada çalışmaların seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi. Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, BRT'ye yaptığı açıklamada Teknecik Elektrik Santrali'nde 40 megawattlık bir bölümün devre dışı kaldığını, bu nedenle dönüşümlü kesintilerin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yüksek ısı nedeniyle arızaya müdahale edilemediğini kaydeden Paşa, soğumanın ardından müdahalenin başlayacağını belirtti. Kıptek Genel Müdürü Dalman Aydınsa, ana santrallerde birinde sıkıntı yaşandığını, bu nedenle kesintilere gidildiğini belirterek bu akşam en geç 21'den itibaren kesintilerin son bulacağını açıkladı. Aydın, mevcut sıkıntının hem kendi içimizdeki santrallerden hem de güneyden elektrik alarak bir kısım sıkıntımızı giderdik diye konuştu. Gün içinde elektrik açığının 60 megawata kadar çıktığını kaydeden Dalman Aydın, yarın böyle bir sıkıntının yaşanmasını beklemediklerini belirtti. Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Selman Arslanbaş, Milli Eğitim Bakanlığı heyetinin Ankara temaslarını değerlendirerek yapılan görüşmelerin çok olumlu ve verimli geçtiğini belirtti. Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Selman Arslanbaş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun davetiyle kendisinin de yer aldığı heyetin Ankara temaslarını değerlendirdi. Arslanbaş, Ankara'da Yükseköğretim Kurulu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Kazakistan Türkiye Büyükelçiliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretimi adına yapılan görüşmelerin çok olumlu ve verimli geçtiğini vurguladı. Açıklamada görüşmelerin ülkeye gelecek öğrencilerin nitelik derecelerinin artırılması, yükseköğretimin kalite olarak uluslararası kriterlere sahip bir kimliğe kavuşması için yapıldığı belirtilirken, Bakan Çavuşoğlu'na da bu kapsamda resmi temaslar sağladığı için teşekkür edildi, yoğun diplomasi çalışmalarının devam edeceği kaydedildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarının her düzeyde korunacağı siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli iki toplumlu federasyona ulaşmak için kararlılık ve sorumlulukla çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Cumhuriyetçi Türk Partisi Kıbrıs konusunda yazılı açıklama yaparak müzakerelere 11 Şubat 2014 tarihli Eroğlu Anastasiadis ortak açıklaması temelinde 2006-2017 müzakere sürecinde varılan mutabakatlar çerçevesinde Grand Montana'da kalınan noktadan başlanması ve müzakere sürecinin sonuç odaklı, ucu açık olmayan bir şekilde yürütülmesi gerektiğini savundu. Adil, eşit, kabul edilebilir bir çözümün ancak bu kapsamda mümkün olduğu belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 12 Temmuz tarihinde düzenlenen Kapalı Kıbrıs oturumu sonrası yapılan açıklamanın karşılıklı kabul edilebilir, kapsamlı çözüme bir an önce ulaşmak bakımından oldukça önemli olduğu kaydedildi. Açıklamada sürdürülebilir, istikrarlı, adil bir çözüme acilen ulaşılması ve Kıbrıs'ın birleşik olarak Avrupa Birliği'nde yerini alması için çözümle ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinden kopmadan çalışılmalıdır denildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel temsilcisi ataması konusunun son derece önemli olduğu da vurgulanan açıklamada, tüm taraflar federal çözüm parametreleri çerçevesinde sorumlulukla hareket etmeye davet edildi. Sayın seyirciler, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 Haziran'da meydana gelen kazada ağır yaralanan 67 yaşındaki Özkan Bişmiş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Lefkoşa'da geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan 67 yaşındaki Özkan Bişmiş, 20 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 26 Haziran'da Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan JK-167 plakalı araç sürücüsü Özkan Bişmiş, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Girne'de Karaoğlanoğlu bölgesinde yangın çıktı. Yangında boş arazi içinde bulunan arızalı araçlar tamamen, bir otobüsse kısmen yandı. Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Girne Amerikan Üniversitesi kampüs alanının batı kısmındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 3 dönümlük arazide kuru otlarla 1 adet zeytin ağacı ve GAÜ'ye ait 3 adet arızalı araç tamamen, bir otobüsse kısmen yanarak zarar gördü. Yangın polis, itfaiye ve orman dairesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyoruz. Kutlamalar kapsamında Solo Türk'te gösteri uçuşu icra edecek. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yarından itibaren 19 Temmuz'a kadar belirlenen saatlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası içerisindeki tüm hava sporlarını ve drone uçuşlarını yasaklayan bir notam yayımladı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ülkemiz genelinde kutlanacak. Kutlamalara her zaman olduğu gibi Türkiye'den en üst düzeyde katılım olacak. Kutlamalarda bu yıl Solo Türk'te gösteri uçuşu yapacak. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yarın saat 10.45'ten 19 Temmuz saat 21'e kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası içerisindeki tüm hava sporlarını ve drone uçuşlarını yasaklayan bir notam yayımladı. Açıklamada söz konusu notam, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek olan Solo Türk gösterisi sırasında ve öncesinde uçuş güvenliğinin sağlanması için yayımlandı denildi. Notamın geçerli olduğu süre boyunca yamaç paraşütü, deniz paraşütü ve benzeri hava sporlarıyla drone uçuşları yapılamayacak. Barış Harekatı'nın 49. ve Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu'nun 60. yıl dönümü nedeniyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bünyesinde yapılan çalışmalar tamamlandı. Bu çerçevede Bayrakta Sulh temasıyla kurum arşivlerinde ve depolarında kullanılmayan durumda olan araç ve gereçlerden geri dönüşümle 60. yıla özel 60 eser oluşturuldu. Eserler BRT Televizyon'un yayın hayatına başlama tarihi olan 19 Temmuz'da
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda saat 11'de sergilenecek. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Telsim sponsorluğunda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu tarafından Bayrak'ta Sulh temasıyla yürütülen proje tamamlandı. Geri, ileri dönüşüm ve üretkenlik ön planda tutularak hazırlanan çalışmaya sanatçılar Eser Keçeci Malyalı, Kemal Behçet Caymaz, Mine Okur, Omid Kalantar, Roya Alekeband, Huriye Onurel, Ayhatun Ateşin, akademisyenler Buğu Şah, Ece Kahraman Bulut, Esra Aydın Kılıç, Fevzi Kasap, Levent Duranlı, Nuran Öze, Pelin Agacuk, asistanlar Şahsullah Şamas, Ada Ateşin, Aybüke Soybelli, Eylül Zaim, Hüseyin Oğulcan Getirmez, İhsan Özdemir, Mücella Kıran katkı koydu. Kurum arşivinde ve depolarda kullanılmayan araç ve gereçlerden geri dönüşümle oluşturulan eserler, BRT Televizyonu'nun yayın hayatına başlama tarihi olan 19 Temmuz Çarşamba günü saat 11'de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda sergilenecek. Bayrak'ta sulh temasıyla hazırlanan projenin küratörü Ayhatun Ateş'in uzun süreli bir hafıza oluşturmak istediklerini vurgulayarak hızlı gelişen teknoloji nedeniyle birçok şeyin atıl duruma düştüğünü kaydetti. Ateş'in yapılan çalışmayla Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 60 yılını resmetmek istediklerini dile getirerek sergide toplumumuza kalıcı değerler katan sanatçılar bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşmak için yola koyuldular. Hayatları ve çalışmalarını yeni bir sentezle harmanlayarak verimli bir yaşam için her koşulda sanattan ve kültürden beslenmenin önemini, ilham vericiliğini göstermeyi hedeflediler. BRT'nin ev sahipliğinde gerçekleşen workshoplarda da akademisyenler ve öğrencilerin çalışmaları sergide yer alacak, dedi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt da BRT Televizyonu'nun 1976 yılının 19 Temmuz'unda yayın hayatına başladığını anlatarak 19 Temmuz'un önemini vurguladı. Özkurt, o günden bugüne televizyonun büyük bir gelişim kaydettiğini, gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte televizyon kanallarının da günün koşullarına uygun hale getirildiğini dile getirdi. Özkurt, gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte cihazların yenilendiğini, atıl duruma düşmüş cihazların müzede yer alarak sergilenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. 19 Ekim'e kadar açık olacak sergideki eserler daha sonra BRT Yayıncılık Tarihi Müzesi arşivinde yer alacak. Yine Barış Harekatı'nın 49. ve BRT'nin 60. yıl dönümüne ilişkin bir haberle devam ediyoruz. Bu çerçevede 20 Temmuz'da 20 Hamle Satranç Turnuvası düzenleniyor. Turnuva Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser'in yaptığı ilk hamleyle başladı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 60. kuruluş yıl dönümü çeşitli kültür, sanat ve sportif etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi himayelerinde 20 Temmuz'da 20 Hamle Satranç Turnuvası düzenleniyor. 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği ile Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilk ayağı Alsancak Barış ve Özgürlük Milli Parkı'nda yer aldı. Turnuva Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser'in yaptığı ilk hamleyle başladı. Meryem Özkurt, 20 Temmuz'da 20 Hamle Satranç Turnuvası'nı gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek organizasyona katkı koyanlara teşekkür etti. Satranç cesaret ile yapılan hamlelerle oynanan bir akıl oyunudur. Bayrak Radyosu da 1963 yılında cesaretli hamleler sonucunda kurulmuş bir radyodur ve bu yıl 60. yılımızı kutluyoruz. Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de 20 Temmuz Barış Harekatı'nın Alsancak'tan başladığına dikkat çekerek etkinliğin Alsancak Barış ve Özgürlük Milli Parkı'nda yapılmasının bu açıdan ayrı bir anlam ifade ettiğini belirtti. Bu tür sosyal etkinlikler, sosyal faaliyetler ve milli duygular içerisinde yapılacak olan her türlü çalışmaya, her türlü etkinliğe biz belediye olarak ev sahipliği yapmaya hazırız. 20 Temmuz'da 20 Hamle Satranç Turnuvası'nın son turu yarın Ç 1974 Müze Gemi'de gerçekleştirecek.
Barış ve Özgürlük Anıt Alanı'nda gerçekleşecek turnuvanın ödül töreni ise saat 18.30'da yer alacak ve BRT2'den canlı yayınlanacak. Ülkemizde çam kese böceği ile mücadele sürüyor. Orman Dairesi Kantara Şefi Ertan Güler, çam kese böceği ile nasıl mücadele ettiklerini BRT'ye anlattı. Ülke Akın'ın haberini Selami Bora görüntüledi. Ülkemiz ormanlarını tehdit eden, özellikle çam ağacının bulunduğu alanlarda sıkça görülen çam kese böceği ile mücadele devam ediyor. Orman Dairesi Kantara Bölge Şefliği ekibi de bu yönde yoğun uğraşlar ortaya koyarak mücadelesini sürdürüyor. Kantara Bölge Şefi Ertan Güler çalışmalarını BRT'ye anlattı. Güler, çam kese böceği ile 5 yıl boyunca biyolojik mücadele verdiklerini ancak bunun hem pahalı hem de kesin çözüm olmadığını, bu nedenle farklı alternatif çözüm arayışı içine girdiklerini belirterek gelinen aşamada entegre mücadele yöntemlerini kullandıklarını belirtti. Bu böceklerin 5 senede değil 10 sene bile ilaçlama yaparsak yapalım, biz bu böceği öldüremeyeceğimizi veya yok edemeyeceğimizi bilmemiz lazım. Bizim Orman Dairesi olarak amacımız zaten bu böceği kökten temizleyebilmek değil ki zaten bu mümkün değil. Bizim amacımız çam kese böceğinin popülasyonunu kontrol altında tutabilmek. Nasıl mücadele edebiliriz çam kese böceğiyle? Bizim şu anda izlediğimiz yol entegre mücadele yöntemlerini kullanıyoruz. Nedir bu entegre mücadele yöntemimiz? Böceğin her evresinde onunla mücadele edebilmek mümkün. Biz de ne yapıyoruz? Örneğin yumurta bırakacakları, kelebek oldukları dönemde biz feromon tuzağı kurarak, bu feromon tuzağı da nedir? Üreme dönemlerinde salgıladıkları cinsel kokudur. Bu kokuya kelebek döneminde gelirler. Yakalayabildiğimizi kelebek döneminde feromon tuzağıyla yakalıyoruz. Yakalanmayanlar ve yumurta koçanı bırakılanlar ise daha sonra gene personelimiz tarafından yumurta koçanı toplattırıyoruz. Yumurta koçanı da her yumurta koçanında 270 adet yumurta bulunmaktadır. Yani her topladığımız koçan için 270 adet ortalama olarak bir tırtıl yok etmiş oluyoruz. Bizler tekrardan bölgede yakalama tuzağı dediğimiz yöntemi denedik. Tabii bunlar bütün ormana uygulamak mümkün değil. Sadece bizim öngörümüz çocukların olduğu park yerlerinde, okullarda ve buna benzer cami avlularında vesaire kullanılabilir rahatlıkla. Bu tuzağın amacı nedir? Çam kese böcekleri Mart-Nisan aylarında toprağa inerler. Ve toprağa indiklerinde 9 yıla kadar toprağın altında kalabiliyorlar. Ağacın sadece gövdesinden inebiliyorlar. Biz o yakalama tuzağını gövdeye yaptığımız zaman o böcekler aşağı inemiyorlar. Gerek alerjik çocuklar için veya vatandaşlar için alerjik reaksiyon göstermemiş oluyor ve o yakalama tuzağı içerisinde ölüyorlar. Şehir Plancıları Odası Meclis Komitesi'nde geri çekilen imar değişiklik yasa tasarısının çağdaş hukuka, bilime ve kamu yararına uygun hale gelmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, imar yasası değişikliğinin meclis komitesinde geri çekildiği, daha kapsamlı ve sağlıklı bir yasa değişikliği tasarısının hazırlanabilmesi için odayla işbirliği içinde çalışılacağının belirtildiği kaydedildi. Açıklamada Şehir Plancıları Odası bu kararı ve iyi niyeti kamu yararı açısından olumlu bir gelişme olarak karşılamakta ve kamu yararı için yeni bir fırsat olarak değerlendirilmektedir denildi. Başsavcılığın meclise gönderdiği yazıya atıfta bulunulan açıklamada, yazıda imar planı yapma yetkisinin belediyelere devredilmesinin önünü açacak değişiklik tasarının anayasaya aykırı olduğu açıkça ortaya konmaktadır ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada şehir plancıları odası olarak bölgede yaşanan çıkmazın içerisinden bir an önce çıkılması için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz. Öte yandan da halkın tüm kesimlerini ilgilendiren çağdaş, hukuka, bilime ve kamu yararına uygun bir imar yasası değişikliği için uzun zamandır yaptığımız gibi çalışmaya devam edeceğiz denildi. Yine 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ilk öğrencilerinin 30. mezuniyet yılını okulda düzenlenen renkli ve anlamlı bir organizasyonla kutladı. Limasol'dan Girne'ye uzanan bir eğitim geleneğinin temsilcisi olarak 1987 yılında eğitim hayatına başlayan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'nin ilk mezunlarını vermesinin ardından tam 30 yıl geçti. Okul bu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dünyanın dört bir yanına dağılan 1500'ü aşkın mezun verdi. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'nin ilk öğrencilerinin mezuniyetlerinin 30. yılı kutlandı. İlk mezunların 30. yılları 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Eğitim ve Kültür Vakfı kurularak taçlandırıldı. Çok güzel, çok mutlu olduk. Çünkü eski günlerimize geri döndük, okulumuza geri döndük. Hepimiz çok mutluyuz. Gördüğünüz gibi herkes burada, tüm arkadaşlarımız toplandık. Ve çok güzel anlar yaşıyoruz şu anda. Hiç kopmadık zaten. En azından bizim ilk mezunlar olarak hiç kopmadık. Okulumuzu zaten hep çok sevdik. Vefa borcumuz da olduğuna inanıp her zaman da en ön planda organizasyonlarda bulunmaya çalışıyoruz. Çok da güzel geçiyor. Vakıf zaten çok önemli. İnşallah bizim düşündüğümüz şekilde arkadaşlar da bunun ne demek olduğunu anlar. Çünkü hem okuyamayan arkadaşlara hem okulumuzun eksiklerine yardım edecek bir kuruluş olacak o. Mutluyuz. Herkesi tekrar görmek çok güzel. İnşallah her zaman devamı olur. Bizim açımızdan en duygusal, gerçekten de yani kendimizi tekrardan çocuk hissettiğimiz ve her zaman o ruhu taşıdığımız bir ekibiz zaten, gördüğünüz üzere tişörtlerden ve hepimizdeki heyecandan. Yani burasının ilk göz ağrısı biziz ama burası da bizim ilk göz ağrımız. Her zaman için okulumuzun yanındayız ve kurulacak olan vakıfta da her zaman için gönüllü olarak üzerimize ne düşerse tüm mezunları yapmaya da hazırız. Lise dönemi herkesin özel olduğu yıllar. Tabii bu vakıf kurulması sevindirici çünkü biliyoruz eğitimde çok ciddi eksikler var. Okul bütçeleri bu eksikleri karşılamaya yetmiyor. Dolayısıyla bu vakıf aracılığıyla eğer şu andaki mevcut öğrencilere bir katkı sağlanacaksa bu önemli bir başlangıç. Bu da bulmaktan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Uzun zamandır görmediğimiz arkadaşlarımızla bir aradayız. Mezunlar, emekli öğretmenler, okul emektarları, okul kadrosunu bir araya getiren organizasyona katılanlar eski günleri, kolej anılarını yad etti. ...19 Mayıs Türk Maarif Koleji Müdürü Ziya Tüzel, evet, okulun ilk mezunlarını vermesinin ardından 30 yıl geçtiğini, bu süreçte 1500'ü aşkın mezunları olduğunu anlattı. Yani biz bu buluşmayı uyduğu zaman 8 yıl önce, 5 yıl sonra değil, Temmuz ayında hedefliyoruz. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji mezunları bir şekilde Temmuz'un ilk haftası, ilk 10 gününde bu buluşmaya hazırlansın. Kıbrıs'ın her yerinden, dünyanın her yerinden, neresinden olursa olsun buraya gelmek, birbirleriyle buluşmak, bu güzelliği yaşamak, biz de bunu yaşatmak için üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz. Gecede mezunlar adına konuşan okulun bir numaralı öğrencisi Candan Koran da 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'nin ilk mezunları olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Bu dinozorlar dediğimiz ilk mezunlar üzerinde de bir anka kuşu bulunmaktadır. Neden? Küllerinizden yeniden doğduğumuz için. Daha sonra Dima Çağaner Başkanlığı'nda Ziya Tüzel, Candan Koran, Koray Topaloğlu, Eser Özyalçın, Harun Güryel, Özlem Tüylüoğlu'ndan oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı mütevelli heyeti tanıtıldı. Mükemmel bir ortamda mükemmel öğretmenlerimizin, mükemmel dostluklarımızın sayesinde bugün bu yoğunlukta bu kadar kişi buraya geldi. Çünkü
İnanıyorum ki benim içimdeki olan özlem, sevgi hepimizin teker teker içerisinde var. Buradaki okulda geçen günlerimizin hepimizde çok büyük anıları var. Bir geçmişe şahitlik eden bir nesiliz aslında. Geçmiş eski Kıbrıs nasıldı, yeni nasıl onu gören, tanıklık eden, varlığı yokluğu, yokluğu varlığı yaşamış. Bundan bir şekilde yokluk zamanında keyif almış bir neslin çocuklarıyız. Birçok bedeller ödenerek ailelerimiz bizi belki buralarda okuttu, sonrasında okuttu ama bunun karşılığını da evlat olarak verebildiğimiz inancındayım. Burada olan tüm mezunlar için bu gerçekti. Gerçekten 19 Türk Maarif Koleji'nin başka bir ruhu var. Ve biz bu ruhu aldık ve bir şekilde de bu okulu için verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bu vakıf için de sağ olsun değerli hocalarım kurdular ve önemli olduğuna inanıyoruz 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı'nın. Bu kültürün, bu vakfın amacının da daha iyi bir gençlik yetiştirmesi olması, geleneğinin devam etmesi için olacaktır. Biz en azından ilk mezunlar olarak bu vakfın içinde, dışında da olsak mutlak olarak destekçisi ve takipçisi olacağız. Elimizden gelen ne varsa vereceğiz. Çünkü bizim sevgimiz bu okula sonsuz. Bunun gidebildiği kadar gitmesini dileğiyle bu vakfa desteğimizi sürdüreceğiz. Gecede daha sonra okulun ilk mezunlarına 30. yıl mezuniyet plaketleri verildi. Ülkemiz yeniden toz havanın etkisi altında sayın seyirciler. Meteoroloji Dairesi toz uyarısı yaptı. Toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleriyle ilgili uyarıda bulundu. Açıklamada tozlu havanın bugün saat 18 ila 19 Temmuz saat 06 arasında etkili olacağı bildirildi. Toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratmasının beklendiği kaydedildi ve özellikle toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması tavsiye edildi. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Doğukan Ulaç, Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışlarında 10 kilometrede 1.49.30 ile genel klasman birinciliğini kazandı. Bu sonuçla Doğukan Ulaç, Türkiye'yi 25 kilometrelik Ohrid International Swimming Marathon'da temsil edecek. Türkiye Voleybol Federasyonu ile Babadağ Teleferik İşbirliği ile organize edilen Bioderma Pro Beach Tour Ölüdeniz etabında Merve Çelebi, Esra Betül Çetin ikinci oldu. Merve Çelebi, Esra Betül Çetin finalde Ukraynalı rakiplerine 2-1 yenilerek bu etabı ikinci bitirdi. 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi yarın akşam Yıldız Kızlar kategorisinde oynanacak 13 karşılaşmayla grup maçları tamamlanacak. Beach Voley Arena'da oynanan karşılaşmalar saat 18'de başlayacak. Deprem felaketinde kaybettiğimiz öğretmenlerimiz anısına düzenlenen Yıldızlar kategorisinde 8 grupta başarılı olan takımlar yarı finale yükselecek. Öte yandan U12 kızlarda çeyrek final, U13 erkeklerde ise yarı final eşleşmeleri belli oldu. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi'nde U12 kız ve U13 erkek kategorilerinde grup müsabakaları tamamlanırken 6 grupta ilk 2'de bitiren takımlar çeyrek finale yükseldiler. Çeyrek final maçları 24 Temmuz Pazartesi akşamı oynanacak. Kuzey Kıbrıs Touring ve Otomobil Kurumu 2023 sezonuna devam ediliyor. Baysel Holding'in ana sponsorluğunda Gönyeli Alayköy Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan ralli dün akşam yapılan özel seyirci etabıyla başladı. Drift ve tırmanma araçlarının gösterisinin ardından başlayan rallide toplam 42 araç start aldı.
Yenikent Bulvarı'nı dolduran seyircilere muhteşem bir şov izleten sporcuların performansı nefesleri kesti. Çekişmeli başlayan rally'nin ilk gününü Neu Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap, Halil Mulla ikilisi lider tamamladı. Derviş Dizliklioğlu, Nebil Öneral ikilisinin ikinci olduğu özel seyirci etabının üçüncüsü Stage Cars Rally Team ekibi Ömer Yıldız, Kani Avkıran ikilisi oldu. Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği ve Vedat Kaner Vakfı sponsorluğunda gerçekleşen U11 Junior Easy League'le U13 Easy League'de son maçlar yarın oynanacak. Liglerde yarınki maçların ardından yarı finale kalacak takımlar belli olacak. Yarı final maçları 19 Temmuz çarşamba oynanırken 21 Temmuz Cuma ise final ve üçüncülük maçları yapılacak. Ceyda Ceylin, Kuyan kardeşlerin forma giydiği Türkiye, Almanya'yı da 3-0 yendi. Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçında 3. galibiyetini alan Türkiye'de sporcularımız Ceyda ve Ceylin kardeşler 10 sayı ürettiler. Türkiye şampiyonadaki 5. maçında bu gece saat 21'de Slovenya ile karşılaşacak. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu sezonun tamamlanmasıyla birlikte altyapıya yönelirken çocukların ilgisi camiayı gelecek adına umutlandırıyor. Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Masa Tenisi Federasyonu haftanın 2 günü 6 ila 13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz eğitim vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan altyapı yaz okuluna ilgi gitgide büyümeye devam ederken çocuk sayısı 40'ı aştı. Başkan Mustafa Bekiroğulları çalışmaların son sürat devam ettiğini, ülkedeki gençlerin masa tenisine olan ilgilerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. FIVB Milletler Ligi yarı finalde ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-1 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı adını finale yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız bu zafer sonrasında FIVB dünya sıralamasında da ikinci sıraya yükseldi. Türkiye ile Çin arasında yapılacak şampiyonluk maçı sabaha karşı 1.30'da oynanacak. Sezonun 3. Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalde Tunuslu Ons Jabeur'u 2-0 yenen Çek Markéta Vondrousova şampiyon oldu. Tunuslu Ons Jabeur'u 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Çek Markéta Vondrousova, 2019 Fransa Açık'tan sonra kariyerindeki ikinci Grand Slam finalinde ilk şampiyonluğunu yaşadı. Fransa bisiklet turunda 14. etap geride kalırken Carlos Rodriguez etap galibiyetini kazandı. Jonas Vingegaard ise genel klasman liderliğini sürdürdü. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle oldukça sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava açık geçecek. Rüzgar güney ve batıdan orta kuvvetle esecek. Bu gece en düşük hava sıcaklığı. Nefkoşa'da 26, Girne'de 28, Alevkayası'nda 25, Güzelyurt'ta 23, Gazimosa'da 27, Lefke'de 26, Yeni Erenköy'de 26, İskele'de ise 26 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Nefkoşa'da 42, Girne'de 36, Alevkayası'nda 37, Güzelyurt'ta 42, Gazimosa'da 37, Lefke'de 37, Yeni Erenköy'de 37 ve İskele'de 39 derece dolaylarında seyredecek. Bölgemiz denizlerinde hava açık geçecek. Rüzgar güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolaylarında olacak. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.